Yine çok yorgun hissediyorum. Neyse, kendini bırakmak yok. Hadi bakalım. Sert ağaç. Hadi anneciğim uyan. Okula geç kalma. Günaydın. Günaydın anneciğim. Ben çayı koyuyorum. Sen de hemen giyin, olur mu? Anne, ayağına ne oldu? Bir şey yok oğlum. Zaten yarın doktora gideceğiz. Orada gösteririm. Merhaba hocam. Gelebilir miyiz? Hoş geldiniz Arzu Hanım. Buyurun buyurun. Evet Arzu Hanım. MR sonuçları da gösteriyor ki sizde MS var. Ne var? MS. Yani multiple skleroz. Anneme ne olacak? Kötü bir hastalık mı? Sakin ol yakışıklı. Hastalıkların hepsinde vücudumuzu etkileyen olumsuz bir durum var biliyorsun. Ama önce durumu anlamamız, onlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. MS ne? MS, merkezi sinir sisteminin, yani beynimizi, beyin sapımızı, beyinciği ve omuriliğimizi etkileyen bir hastalık Sertaç'cığım. Bak burası sinir sistemi. Vücudumuzun dört bir yanından gelen sinyalleri değerlendirir ve bu bilgilere göre hareket etmemizi sağlar. Mesela gözümüzdeki hücreler, gördüğümüz şeylerle ilgili bilgileri bu sinirler aracılığıyla beynimize gönderir. Beyin bu mesajları değerlendirir ve durumun tehlikeli olup olmadığına karar verir. Eğer tehlikeliyse kaslarımıza mesaj göndererek ondan uzaklaşmasını sağlar. Tehlike yaklaşıyor, uzaklaş. He, anladım. İşte bu sinir ağı hem dışarıdan gelen uyarıları beyne taşır, hem de beyinden gelen emirleri ilgili organlara iletir. Postacı gibi yani. Aferin sana. İşte bizim sinir hücrelerimiz de miyelin dediğimiz bir kılıfla kaplıdır. Tıpkı telefon kablolarının çevresindeki koruyucu plastik gibi. Bu kılıf sinir hücresini korur ve postacıların mesajları en hızlı şekilde ulaştırmasını sağlar. MS hastalığında da işte bu miyelin kılıfı hasar görüyor Sertaç'cığım. Annemin de miyelin kılıfı zarar mı görmüş yani? Evet. Postacı sinirler mesajları düzgün iletemediği için de konuşmada, görmede, dengede ve yürümede bazı bozulmalar oluyor. Senin anlayacağın annenin ayağındaki sıkıntı da bundan kaynaklanıyor. Kötü bir şey olduğunu anlamıştım. Korkulacak bir durum yok. Sadece MS'i anlamanız ve onunla iyi geçinmeniz lazım. Ve tabii ailenizin de size yol arkadaşı olması çok önemli. MS genellikle ataklarla seyreder. Ayağındaki sıkıntı da bir atağa işaret ediyor. Yani kalıcı bir şey mi? Tam olarak kalıcı ya da geçici diyemeyiz. Hastalığın belirtileri bu ataklarla ortaya çıkıyor. Genellikle daha sonra azalıyor. Bazen de etkisi kalabiliyor. Buldum! Annemi korumak için süper bir planım var. Arkadaşlar, bundan sonra bizim adımız Mini Süperler. Mini Süperler. Hey süperler, bakın postacılar organlardan beyine mesaj taşıyor. O üzerlerinden atladıkları kılıfa benzer şey ne? Miyelin kılıfları onlar. Sinirleri ve mesajları koruyorlar. Bakın, burada da bağışıklık sisteminin savunma ordusu var. Durmak yok, saldırın! Görünüşe aldanmayın. Onlar miyelin kılığına girmiş düşmanlar. Saldırın! Sertaç, ne oluyor? Bağışıklık sistemi hani vücudumuzu koruyordu? MS olunca kafaları karışıyor Aylin. Dostla düşmanı ayırt edemiyorlar. Vücuda zarar veriyorlar. Süperler, çabuk bir şey yapmalıyız. Miyelin kılıfları zarar görüyor. Pastacılar düşüyor. Harekete geçiyoruz. Mert, sen bayıltıcı ışınları devreye sok. Aylin, su perisi gücünü topla. Hazırlanın, savunmaya başlıyoruz. Sizi gidi kafası karışık savunma sistemi askerleri. Savunma nasıl yapılırmış görün bakalım. Alın bakalım. Yaptığın çok yanlış adamım. Aslında hepimiz dostuz. Mini süperler. Peki annenin MS olduğunu anlayınca ne söyledi? Endişelenmeyin dedi. Ne de olsa mini süperler vardı dedi mi? Mert! Diyelim ki annemin bağışıklık sisteminin aklı yine karıştı. İşte bu ilaçlar yeni saldırıların olmasını engelleyebilirmiş. Paraşütle saldırmak hiç aklıma gelmemişti. İyi fikir. Peki ilaçlar dışında annenin yapacağı başka şeyler de var mıymış? Tabii ki birçok uzmandan destek alabilirmişiz. Nörolog, fizyoterapist, psikolog, ürolog ve hemşireler gibi. Peki bu uzmanlar ne yapacakmış? Mesela psikolog annemle konuşup daha iyi hissetmesini sağlayabilirmiş.
Ya da fizyoterapist annene egzersiz yaptırıp kaslarını güçlendirmesini öğretebilir. İkiniz de doktor gibi oldunuz valla. Peki başka neye dikkat etmeliymiş? Yediğine, içtiğine dikkat etmeliymiş. Sağlıklı beslenmeliymiş. Bence bunu herkes yapmalı. Bir de annem bazen sinirli ve üzgün hissedebilirmiş. Sen annenin neşesini yerine getirirsin kanka. Bunu diyeceğim aklıma gelmezdi ama Mert haklı. Annene yardımcı olacağından, moral vereceğinden eminim.